Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Açılışı bu minik beyle yapıyorum. Anneciğim, kamera karşısına çıkmışsın ama neden pijaman üzerinde acaba? Söyler misin annem? He? Bu arada arkadaşlar elim sürekli mikrofona gidiyor. Oraya değmemem lazım. Bugün günlerden salı. Biz sabah uyandık, kahvaltımızı yaptık. Pek bir şey yemesek de yine yedik bir şeyler, değil mi oğlum? Ondan sonra evimi süpürdüm, toparladım, yatağı falan topladım. Birazdan da Yeter abla bana gelecek. Yeter abla Thermomix işleriyle uğraşan kişi. Ben de Thermomix'imi ondan almıştım. Gelecek ve tarif çekeceğiz. Yeni bir tarif deneyeceğiz. Bakalım bir şeyler yapacağız birlikte. Hem de bende bir şey vardı, onu almaya gelecek. O yüzden dedik hani bir tarif falan çekelim birlikte. Yapalım. Değil mi oğluşum? Şimdi onu bekliyorum dediğim gibi. Ben de üzerimi giydim ama saçımı bağlamadım ama böyle kalsın artık. Yapacak bir şey yok. Değil mi bir tanem? Onun dışında ne söyleyebilirim? Ha, bu arada Thermomix'imi hep soranlar oluyor, yorumlarda görüyorum. Siz en iyisi Thermomix Yeter'e ulaşın. Yani Instagram'da adı öyle. Sizlere aşağı Instagram adresini yazacağım. O size tüm sorularınızı, cevaplar, hani ne sormak isterseniz ve almak isterseniz o sizi yani o size yardım eder. Değil mi oğlum, anne konuşamadı bugün. Minik Bey ya. Evet, sizlere oğlum ödümü kopardın. Oyuncağını attın. Sizlere üstümü göstereyim. Bu hırkayı zaten göstermiştim. Bunu Shein'den aldım. Aşırı güzel durmuyor mu? İlk defa giyiniyorum şu an ve çok beğendim. Bu çiğnim de Zara'dandı. Yani pek giyinmiyorum bunu. Pek üstümde görmüyorsunuz büyük ihtimalle. Çünkü bu çiğn pantolonu bilmiyorum. Beni aşırı kilolu gösteriyor. Yani zaten hani zayıf bir insan değilim bacak konusunda ama yine de bayağı geniş gösteriyor. Her neyse bugün giyeyim dedim böyle. Bu arada açık elbiseler her zaman daha kilolu gösterir. Tabii onu biliyorum da. Neyse. Böyle saç baş bu şekilde. Bu arada sonra da Yeter abla evine gittikten sonra ben bir markete gitmem lazım. Kolyelerim birbirine girmiş. Türk marketine gitmem lazım. Çünkü yarın misafirim gelecek kahvaltıya. Arkadaşlarım geliyor. Ona zaten ayrı bir seviniyorum. Birkaç bir şey eksik. Onları alacağım. Sizleri de zaten her zamanki gibi yanımda götürürüm. Yani böyle şu anlık. Bu arada Yeter ablayla yapacağız. Kabak çorbası. Ben zaten kabak çorbasına bayılıyorum. Bayağıdır da içmiyorum. İlk defa Thermomix'e deneyeceğiz. Şöyle çıkardım. Tabii soğan falan da daha çıkartacağım. Bir de sufle denemeyi düşünüyoruz. Şöyle sufle kapları var. Thermomix'in kendi. Bunu da dediğim gibi hiç daha kullanmadım. Yani sufle yapmadım Thermomix'e. O yüzden onu da deneyeceğiz. Böyle şu an ben Yeter ablayı bekliyorum. Oğlum. Anneciğim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada minik kuş? Minik kuş. Vav wow, Zeyd Mirza. O ne öyle renk renk? Hı? Arkadaşlar kolyelerimi düzelteyim derken şu yaptığım şeye bakın ya. İyice bozdum. Neyse şimdi uğraşamayacağım. Zeyd Mirza uyudu. Öyle uykusunu yapacak. Ben de hala Yeter ablayı bekliyorum. Henüz gelmedi. Gelsin. Ben burada böyle çorba malzemelerini çıkarttım. Ondan sonra zaten hemen oluyor. Ondan sonra da sufleyi yaparız. Bugün daha bayağı işlerim var. Dediğim gibi alışverişe gideceğim. Sonra evimin temizliği tam olarak bitti sayılmaz. Dip köşe bir toz almam lazım. Onu yapacağım. Öyle yani. Şu anlık bekliyorum. Şurada da açtım. Evet arkadaşlar, bahsettiğim gibi Yeter abla geldi. Biz de şimdi kendimize şöyle
sufle yapacağız. Ben ilk defa Thermomix yapacağım. Gerçekten çok sabırsızlıyım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle malzemelerimizi çıkarttık. Bu arada Yeter ablayı da size çekeyim. Selam vermek ister misin tatlım? Neyse, kahveye geldim ama sufleyi kendim yapıyorum. Evet bakın. Thermomix'çi evet. Zaten bahsettim size. Gerçekten hani çok güzel tarifleri var. Kendisi de sayfasında yaparak paylaşıyor. İnsan gerçekten iştaha geliyor yani. Kilo aldırır bu insana sadece. Vallahi sen öylesin aslında. O kadar şey yapıyorsun. Ya, yemiyor mu acaba? Ben de aldım maalesef. Hiç göstermiyorsun ama. Ama Thermomix gerçekten şey için de çok güzel. Mesela diyet türü yemekler. Evet tarifleri çok aynı. Ya o yüzden. Pratik ya. Gençler için aynen. Süper bir fırsat. Kesinlikle evet. Bence herkes değerlendirsin. Sayfama da mutlaka bekliyorum. Mutlaka aynen. Sayfa zaten Thermomix yeter. Sizlere zaten yazacağım tekrardan. Dediğim gibi önce bir bunu yapacağız. Sonra ben burada zaten göstermiştim size kabak çorbası için malzemeler. Böyle. Evet. Bu da Thermomix'in kendi kapları. Bakalım Yozgat'la eniştemiz kabak çorbası içecek. Bakalım. Ben içecek diyorum. İnşallah. Hadi. Göreceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar kabak çorbam hazır. Ve tadı efsane olmuşun kıvamına bakın. Gerçekten çok güzel. Zaten çok seviyorum. Bayağıdır da yemiyordum. Thermomix'de yaptım. İyi oldu. Bayıldım. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğim. Evet ben şimdi bir saçımı güzel bir şekilde bağlayacağım. Çünkü böyle çok dağınık. Zeyd Mirza şu an uyuyor. Bu arada akşam oldu yani. Bakın saat 4'ü. Odaklamıyor. Şu an odaklamıyor. 5'e geldi bile. Akif yolda geliyor. Bu arada bu kameranın ayarlarıyla ben oynadım sanırım. Çünkü böyle uzaklaşınca yani yüzümü tam netlemiyor. Bir ayarını yaptım. Şimdi de nasıl geri düzelteceğim bilmiyorum. O yüzden Akif'i bir bekleyeyim. O bir baksın. Çünkü o benden daha iyi anladı. Kesin yani. Şu baksanıza. Yüzümün netliği bir ara gidiyor. Sonra geri geliyor. Allah ben ne yaptım ya. Çok bilmiş gibi bir de ayarlarla oynuyorum. Neyse. Dediğim gibi Zeyd Mirza uyuyor. Akif de birazdan geliyor. O geldikten sonra ben alışverişe acilen gitmem lazım. İlk saat sonra kapanacak. Yarın da misafirlerim geldiği için hemen gidip eksiklerimi alacağım. Ya Akif evde duracak dediğim gibi Zeyd Mirza'nın yanında o uyuyor çünkü ben de hemen gidip alıp geleceğim öyle yani. Şu, bu arada nasıl bağladım çok kötü çok kötü çok çok kötü. Bebek saçlarım da zaten çıkıyor böyle her taraftan, o da ayrı bir mesele tabi. Neyse ya bugün gerçekten hiç iyi saç günümde değilim. Zaten bugün duş almam lazım. Saçlarımı yıkayacağım. Bir güzel. Baksanıza bebek saçlarıma. Bir sürü. İyi kötü saklayabilsem keşke. Neyse. Hemen şuradan şuraya zaten. Hemen gidip giririm. Böyle. Evet şimdi sizlere hemen alışverişimi göstereceğim. Şöyle yeşil soğan aldım. Sonra dereotu aldım. Bir adet mayonez. Sonra şöyle dövülmüş domates aldım. Gazi peynir aldım. İyi yaş annem. Şöyle koku aldım. Lavaboya. Sosis aldım. Mısır aldım. Ondan sonra biberimiz var. Şöyle dondurulmuş framboaz aldım. Tatlı yapacağım çünkü bardak tatlısı. Tavuk göğsü, salamı, şöyle hindi salam, salatalık. Ondan sonra şöyle iki tane atıştırmalık çikolata. Şöyle yoğurt aldım. Ay yoğurt, süt aldım. Şu Red Bull'ları Akif aldı. Ketçap, ondan sonra görüyorsunuz portakal suyu. İki tane şöyle baget ekmeği aldım. Şöyle bu da lavabo için. Şöyle 3 tane kremamız var. Şöyle üzüm, yumurta ve çips aldım. Şimdi ben bunları güzelce bir yerleştireyim arkadaşlar.
Ondan sonracığıma tatlı yapacağız hep birlikte. Panna cotta tatlısı yapacağım. Bayağıdır yapmıyordum. Geçen bir arkadaşımın videosunda gördüm Çiğdem'in. Orada aklıma geldi. En son sanırım hamileyken, yok hamile bile değildim galiba arkadaşlar. Uzun bir süre olmuş. Ondan yapacağım. Bakalım, umarım malzemelerim evde tamdır. Ben de eksiksiz bir şekilde yaparım. Neyse, şimdilik burada kapatıyorum. Evet arkadaşlar, ben tekrardan mutfaktayım. Şimdi panna cotta tatlısı yapacağım. Onun için önce bir bardaklarımı çıkartacağım. Bu arada oğlum da beni izliyor şurada. Onun uyku saati de yaklaşıyor. Hemen tatlılarımı yapayım, onu zaten uyutacağım. Şöyle bardaklarım var. Allah, bunları hazır edeceğim şimdi. Bakalım kaç tane çıkacak, ama 6 tane çıkar diye düşünüyorum. Belki daha fazla çıkar, bilmiyorum. Şöyle bardaklarımız. Şimdi size hemen malzemeleri de göstereceğim. Evet, malzemelerimi şimdi sizlere göstereyim. Şöyle 3 paket kremam var. Ondan sonra bir su bardağı süt kullanacağım. Bir paket böyle agar agar. Bu böyle jelatin, katkısız yani. Bunu şu bardağın almıştım. Yazıyor zaten. Bir tanesini kullanacağım. Bir tane vanilin şekerimiz var. Toz şekeri kullanacağım. Başka da aslında şu an bir düşüneyim, bir saniye. Yok, başka bir şey yok. Bu şimdi panna cotta'nın o beyaz tarafını yapacağım. Sonra da sosuna geçeceğim. Bu arada oğlum da burada arkadaşlar. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Şöyle bir çırpıcı alıyorum. Kremalarımı boşaltayım. 3 tane. Yani siz böyle de yapabilirsiniz. 2 paket krema ve 2 su bardağı süt de kullanabilirsiniz. Ama kremalı çok güzel oluyor. Bol kremalı. Şöyle 3 paketini aktarıyorum. Bu arada bir tanesi 200 gram. Şu bir paketin. Şöyle boşaltıyorum iyice. 1. Bir tanem. Neden oyuncağın 2'de 1 atıyorsun? Tatlımı yaptıktan sonra da temizliğim var daha. Toz alınacak ve yerler silinecek. Ama onu Zeyd Mirza uyduktan sonra yapacağım. Böyle ilk başta bir tatlı yapayım da gerisi kolay. En sonunda ben duşumu alır yatarım. Sabah zaten erken uyanacağım. Çünkü kızlar saat 10.30 gibi gelecekler kahvaltıya. Öyle. Bu arada kaç kişi gelecekler? 1, 2, 3, 4 kişi gelecekler. İşte benimle birlikte 5 kişiyiz. Masayı ona göre ayarlarım yarın. Böyle büyüteceğim masayı. Ortada bir tahta koyuluyor bizim yemek masasının. Oraya şey büyütürüm dedim. Yani tahtasını koyarım. Şimdi süt ekleyeceğim. Şöyle. Yaklaşık bir bardak. Ya da daha mı fazla yapsam? Biraz daha koyacağım. Aynen. Tam dolu bir bardak olmuş oluyor. Ondan sonra agarımı da ekliyorum. Ya da önce şeker ekleyelim bir saniye. Şeker tabi sizin damak zevkinize, damak tadınıza bağlı. Ben çay bardağıyla ekleyeceğim ve şöyle netliyor mu? Aynen böyle. Ve vanilin şekeri. Bir de agar agar. Şimdi bunları bir güzel çırpacağım kaynayana kadar. Kaynadıktan sonra da zaten bardaklarımızı alırız. Böyle. Şimdi panna cottamız güzelce bir kaynadı. Şimdi ben bardaklarımı alacağım. Ondan sonra iyice soğumasını bekleyeceğim. Bu arada panna cotta şu an sıvı. Yani gözünüz korkmasın. Bu çok normal. Sonradan katılaşıyor çünkü. Şöyle hepsini dolduracağım. Bu arada sosumu da verdim ocağa. Onu da göstereceğim birazdan. Sanırım 5 tane çıkacak.
Ya da 6 tane de olabilir. Bilemiyorum. Oğlum. Annem. O da kendi kendine konuşuyor garibim. Ne yapsın? Ne yapsın başka? Bakayım. Evet. Sizlere de göstereyim. Biraz fazla yapsaydım da olurmuş. Ama üstüne daha sosu gelecek zaten. Şöyle doldurdum. Ama buna çok az koymuşum. Olsun, bunu ben yerim. Misafirlerime diğerlerinden veririm. Şöyle. Şimdi dediğim gibi bunlar iyice bir soğuması lazım. Zaten katılaşacak üstü. Ondan sonra da şurada sosumu hazırladım. Hazırlıyorum yani. İyice ezmem lazım. Şöyle dondurulmuş şey, frambuaz kullandım ve içine biraz toz şekeri ekledim. Yine damak tadınıza göre ayarlarsınız. Böyle, bu da soğuması lazım. Bunlar da soğuması lazım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz artık. Ve sonucu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an telefonla çekiyorum. Böyle şimdi buzdolabına koyacağım. Burada da direkt videoyu kapatıyorum. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun diyorum. Bye bye.